Burası Musul'un batısındaki Sincar. Yakındaki dağ ile birlikte PKK'lı teröristlerin ikinci Kandil yapmaya çalıştığı yer. Teröristlerin boşalttığı birçok noktaya Irak askerleri yerleşti, Irak bayrağı çekildi. Şii milis gücü Haçlı Şabi ile birlikte nöbet tutuyorlar. وَالْقُوَاتِ الْفَكَكَ تَمْ اَخْرَاجُهُمْ مِنْ قَضَاءِ سِنْجَارِ وَلَا يُوجَدْ عُنْسِرْ مِنْ الْفَكَكَ فِي قَضَاءِ سِنْجَارِ Sincar Belediye Başkanı bu açıklamayı yaparken PKK'dan terörist diye bahsetmiyor. Bu detay bile başlı başına açıklamayı şüpheli yapıyor. Zaten sahadan gelen bilgiler de belediye başkanını yalanlıyor. Terör örgütü Suriye'deki oyunu burada da oynamaya çalışıyor. PKK'lı teröristler çekildik dedikleri Sincar'da paravan örgüt YBŞ altında hala varlar. Sadece bugünlerde gözlerden Irak olmayı tercih ediyorlar. Ortalıkta pek görünmüyorlar. Türkiye Sincar'daki gelişmeleri an be an takip ediyor. Hem yerel kaynaklarla hem de yüksek teknolojiyle istihbarat topluyor. Ve bilgiler şunu gösteriyor. YBŞ adı altında faaliyet gösteren PKK'lı teröristler evlerde gizleniyor. Silahlarıyla birlikte kamufle olmuş şekilde bekliyorlar. Sokakta da kıyafet değiştirip sivillerin arasına karışıyorlar. İstedikleri zaman, istedikleri yerde toplanabiliyorlar. Üstelik hala bazı binalarda PKK'nın simgeleri ve Irak bayrağı birlikte yer alıyor. Yerel kaynaklara göre teröristler zaman zaman Şii milis gücü Haçlı Şabi ile birlikte de hareket ediyor. Hatta tatbikat yaptırılıyor.